Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. İzleyelim efendim. Zamanda Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e yönelik İsrail saldırını gerçekleştirdiği bir döneme denk geldi. Hem Suudi Arabistan'a yaptığınız bu önemli ziyaret, hem de Filistin'e yönelik İsrail saldırına ilişkin yürüttüğünüz diplomasi faaliyetler hakkında bize ne söylemek istersiniz? Söylediğiniz gibi Suudi Arabistan'a ikili bir ziyaret gerçekleştirdim. Öncelikle Prens Faysal'a, kardeşime, Dışişleri Bakanı Prens Faysal'a hem davet için hem de misafirperverlikler için çok teşekkür etmek istiyorum. Son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizde neler yapabiliriz, hangi bugüne kadar ilişkilerimizde sorunlu alanlar var ve bundan sonra bunları nasıl çözebiliriz? İki ülke arasındaki işbirliğini geliştirirken bölgesel konularda da yine işbirliğimizi nasıl geliştirebiliriz? Bunları samimi, açık bir şekilde görüştük ve bu diyalogumuzu devam ettirme kararı aldık bir kere daha. Önümüzdeki süreçte kendisini de Türkiye'ye davet ettim ve görüşmelerimizi sürdüreceğiz ve böylelikle Suudi Arabistan'la Türkiye arasında ilişkilerin daha güçlü bir şekilde tekrar tesis edilmesi konusunda gerekli çalışmaları da yapmış olacağız. Bu ziyaretimiz tabi maalesef Kudüs'teki İsrail saldırganlığı, sadece Kudüs'te değil Gazze'de de aynı şekilde İsrail'in acımasızca Filistinlilere en kutsal mekanlarımızda Mescid-i Aksa'da saldırmasına da şahit olduk. Öyle bir döneme denk geldi. Ve bu dönemde tabi Türkiye olarak sessiz kalamazdık geçmişte olduğu gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birçok lideri aradı ve bizim çalışmalarımızı da an bir an takip etti. Kendisine sürekli yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Hemen üye ülkelerin dışişleri bakanlarını aradık. Aynı şekilde Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını da aradık. Sergey Lavrov gibi ve daimi ve geçici ülkelerin. Bölge ülkelerini aradık. Bölge ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da telefonda görüştük. Ürdün Dışişleri Bakanı biliyorsunuz. Ürdün Kudüs'ün hamisi durumunda bir ülke. Aynı şekilde Mısır Dışişleri Bakanı, zaten Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bugün sadece ikili ilişkilerimizi görüşmedik. Bundan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi ve sonrası atacağımız adımları da ele aldık. Diğer bölgesel konuları da bugün ele alma imkanımız olmuştu. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Mahki Cuma gün Ankara'daydı ama kendisiyle sürekli temas halinde olduk. Genel Sekreter, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseymin ile de görüştük. Aynı şekilde Sergey Lavrov'u biraz önce söylemiştim. Pakistan Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı, Cezayir, Fas, Tunus Dışişleri Bakanları ile de görüştük. Diğer taraftan bugün Arap Ligi Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirildi ve İslam İşbirliği Teşkilatı da bugün büyükelçiler düzeyinde burada Cidde'de toplandı. Ve burada tabii önemli kararlar alındı. Elbette milletimiz de söylüyor, güçlü bir şekilde kınandı ama kınamak yetmiyor. Tedbirler de almamız gerekiyor. Türkiye olarak biz de bu belgeye, ortak belgeye bazı tekliflerde bulunduk. Ve sadece büyükelçiler düzeyinde değil, bu konunun daha üst düzeyde ve siyasi düzeyde ele alınması için Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının gerçekleştirilmesi ya da İcra Komitesi'nin, yine Dışişleri Bakanlar düzeyinde İcra Komitesi'nin toplanması konusunda teklif ettiğimiz paragrafta bu metinde yer aldı. Ve bugün zirve dönem başkanlığını bizden devralan Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı Prens Faysal kardeşimle de bayramdan sonra Dışişleri Bakanlar düzeyinde toplantıyı gerçekleştirmek konusunda birlikte çalışacağız. Bunu konuştuk ve karar aldık. Diğer taraftan daha önce Türkiye'deki zirvelerden sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu acil oturuma çağırmıştık. Bir acil oturum çağrısı yapmıştık ve acil bir şekilde genel kurul 3 defa bizim çağrımız üzerine geçmişte toplandı. Bu bildiriye de aynı şekilde bizim teklifimiz üzerine BM Genel Kurulu'na acil bir oturum çağrısı yapan paragraf girmiştir. Yine hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Artık bu tür saldırılar durması gerekiyor. Elbette uluslararası hukuk çerçevesinde Filistinlerin haklarını korumamız lazım. İki devletli çözüm
vizyonundan hiçbir zaman vazgeçmemek lazım. Parametreler zaten ortada. Ama özellikle Filistinli sivillerin korunması ya da onlara koruma sağlanması da gündeme geldi. Bu biliyorsunuz ilk önce 2018 yılında İstanbul'da toplanan Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında olağanüstü İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde de kararlaştırılmıştı. O günkü ortak bildiride yer almıştı. Ve daha sonra BM Genel Kurulu'ndan bu doğrultuda bir karar çıkartmıştık. Olağanüstü bir toplantı düzenledikten sonra biraz önce bahsetmiştim. Ve bugünkü toplantıda uluslararası koruma gücü gönderilmesi dahil böyle bir koruma mekanizması kurulmasına yönelik çabaların hızlandırılması amacıyla BM'deki İslam İşbirliği Teşkilatı grubunun harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Bunları Türkiye olarak bugün biz teklif ettik. Tabii bugün büyükelçiler düzeyinde bu kararlar alındı ama önümüzdeki günlerde bayramdan sonra inşallah gerçekleştireceğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında bunları detaylıca alacağız, ele alacağız. Ve toplanacak, olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda da inşallah yine oradan bir karar çıkartacağız. Biliyorsunuz BM Genel Kurul Başkanlığı'nı Büyükelçi ve eski bakanlarımızdan, AB bakanlarımızdan Volkan Bozkur üstlenmektedir. Ve kendisiyle de görüştük. Bizlerden talep geldiği zaman resmen toplayabileceğini söylemişti. Tabii bir iki günlük çalışmayla bunu sonlandırmayacağız. Önümüzdeki süreçte de Filistin davasına, Kudüs davasına sahip çıkmak için, kutsal mekanlarımıza, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak için, Filistinli kardeşlerimizi ve diğer mazlumların haklarını korumak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Onu da vurgulamak isterim. Bu vesileyle tabii yarın Arife, iki gün sonra inşallah Ramazan bayramını idrak edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın ve tüm ümmetin, tüm Müslümanların Ramazan bayramını da tebrik etmek istiyorum sizin aracılığınıza. Teşekkür ederim. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.